Mehmet Bey, Hatun Hanım merhaba. Merhaba efendim. Merhabalar. Bu aslında Aleyna'yı kaybettikten sonra bir yılın üstünde bir zaman geçti. Bütün böyle sorular yarımdır bence ama soracağım yine de, nasılsınız? Bir yılı geçti. Senesi geçti. Ama biz çok çırpındık. Bırakmayın dedik ama bıraktılar. Bir anayı bir babayı yine yaktılar. Hani ne diyeyim, sözün bittiği yer. Ona, o çocuğa da çok yandım. Sanki benim evladım gitmiş gibi çok yandım. O çocuğa da aynı işkenceyi yapmış. Söz bulamıyorum yani, ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, topraktan geldik, toprağa gideceğiz de böyle ölüm de çok acı. Bir anaya, bir babaya bu acıyı tattıranlara Allah'ıma havale ediyorum. Allah'ımın adaleti şaşmaz. İstemiyor artık. Gençlerimiz, genç kızlarımız öyle insanların elinden, canilerin elinden gitmesini istemiyor. Bir başkaları daha gitmesin yani. Acı dinmiyor. Aslında da dinmeyecek ben onun yanına varana kadar. Özellikle bir anneye söylemek istiyorum bunu ben buradan. İnadına, ısrarla, bağıra bağıra da konuşmak istiyoruz biz. Çünkü sözü bitirmeyelim ki. Bu ülkedeki kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin öldükten sonra ülke gündeminde nedense yargılanan, öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, orada mıydı, bunu nasıl seçti denilen kızlarımızın anısını da yaşatalım. Diğer taraftan da başka kadın cinayetlerinin işlenmemesini de sağlayalım. O yüzden sözü bitirmemeye çalışıyoruz. Bugün özellikle konuşmak istediniz siz. Çünkü siz bir yılı aşkın bir zaman oldu. Kızınızı kaybettiniz. Bugün bir kızımız daha öldü. Ve anlatmak istediniz. Mehmet abi, sana da soracağım bu noktada. Esra'nın ölüm haberini aldığında sen nasıl hissettin kendini? Şimdi ben bir acılı baba olarak şunu söylemek istiyorum. En önce ben sesimi duyuramadım. Benim çocuğum gitti. Öldürdüler. Dedim ki bu caniyi, dedim, elini kolunu sallayarak gezdirmeyin dedim. Çok çabaladım. Beni bütün Türkiye, dünya duydu. Medya mensupları duydu. Adaletime çok çağrı yaptım. Kendimi yerlere attım, bağırdım, çağırdım. Çok çabaladım. Bu yine elini kolunu sallayarak gezdi. Bu bizlere tehditlerle, şeylerle geldi üzerimize. Ama ben o tehditlere artık boyun eğmiyorum. O zaman da eğmedim. Bizim çocuklarımız bakkala bile gidemeyecek duruma düştük. Bu çocukları böyle canilerin eline düşmemesi için hep bir olmamız gerekiyor. Toplum olmamız gerekiyor. Devlet elini uzatması gerekiyor. Bütün buradan da kamuoyuna çok teşekkür ederim. Medya mensupları, Allah razı olsun, bizlerin sesini duydular. Bizleri bırakmadılar. Ben mezarda yattım. Mezarda benim kızım yalnız korkar diye. Ne oldu şimdi? Bu Esra kızımızın, benim Sema kızımın, bunların şeyini kim verecek? Cevabını versinler bakayım. Aile bir yas sürecinden geçiyor. Biz belki Aleyna Çakır olayı yaşandıktan sonra, ülke gündemindeki ismiyle söylüyorum, gündeme baktık, canımız yandı, öfkelendik ama hayatlarımızdaki başka gündemlerle beraber geride bıraktık. Bir aile evladının kaybını unutmaz. Bir aile evladının kaybının yasını tutarken de o acıyı her seferinde farklı şekillerde yaşar. Sema Esen, bizim bildiğimiz ismiyle Aleyna Çakır. Öldükten sonra aile sorularına cevap bulamadı. Aile tüm şüphelerle beraber adalet arayışında istediği sonuca, belki bir parça su serpecek, yüreklerine su serpecek o sonuca ulaşamadı. O yüzden bugün başka bir kızımızı kaybettiğimizde ve aynı isim Ümitcan Uygun kasten adam öldürmeden şu anda tutuklu olduğunda aile acısını yeniden yaşadı ve bu kez bir başka genç kızımız için canları yanıyor. Bu ailenin adalet arayışını duymamız lazım. Bu ailenin adaletle ilgili,
kendi kızlarının kaybından sonra söyledikleri her cümleyle ilgili hepimizin oturup hissetmesi ve düşünmesi lazım. Sistemler böyle böyle değişecek. Ses çıkartarak.